Evet, hazırız. Evet, sendeyiz. Kendimi bir zaman yolculuğunda gibi hissettim. Sağ ol, sir. Başlayınca. Çok teşekkür ederim. Öncelikle direkt pantolondan ve paçalardan başlayalım. Çünkü izleyenler ve özleyen çok insan vardır. Yeniden görmek isteyen. İspanyol paçaları mı? Evet. Aha, teşekkür ederim. Ben böyle bir stilim oluştu ve seviyorum ve diktir. Ne yaparlarmış biliyor musun Sait abi? Bak kurşun koyarlarmış ucuna da. Sait Bey off kamerada bana biraz önce ondan bahsetti de. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Çok naziksin sir. Çok teşekkürler. Bugün de tabii ki de Şevval Hanım'ın sahnesi var. Evet. Mükemmel bir sahne olacağına hiç şüphemiz yok. Orkestra da olacak. Neler evet. Söyleyeceksin konserde? Ya ben annem her sahneye çıktığında kendim çıkacak kadar heyecanlanıyorum. Ve ben sahneye çıkarken bayağı heyecanlanıyorum. Dolayısıyla böyle konser başlayana kadar ve ilk şarkı bitene kadar ben de aynı heyecanla ve aynı şeyle öyle bir duygu durumunda oluyorum. Konser öncesi çocukluğumdan beri böyle son yarım saatte anneme alanını veririm. O da talep ederdi zaten ben küçükken tarocum hani son yarım saat konsantre olur. Birazdan da başlayacak o yüzden sanırım o konsantre olmaya başladı. Ben de böyle bir heyecan ve gururla konseri bekliyorum. Bugün arkadaşların da yanında. Evet. Yanlış yazmıyorum tabii yakın arkadaşların. Tabii tabii dostlarım. Evet. Dostlarım. Canni, Baran, Liza Canni'nin kız arkadaşı. Hep beraber geldik. Canni ilk defa galiba sahnede izleyecek annem. Baran'la çok geldik. Onların yanında olması da tabii bana ayrıca bir beni onore ediyor diyeyim. Arkadaş çevresi ya da anneyle bir tatil planı var mı? Tatil sanırım şimdi ben de yavaştan çok güzel projeler okumaya başladım. Dolayısıyla hazırlık aşamasına girdim, bir kampa girdim. Tatil artık benim yapabileceğimi zannetmiyorum. O belki yapar. Peki nasıl bir proje olacak? Seni çok fit gördük bu arada. Teşekkür ederim sor. Karakterin. İki ay daha verin bana diyeyim. Hazırlanıyorum. Yeterli bu arada. Teşekkür ederim. Sağ ol sor. Nasıl çok bir karakter mersin. Olacak? Hiçbir şey söyleyemem ama çok tatlı bir şeyle karşınızda olacağımı söyleyebilirim. Televizyon, dijital. Zaten yine dediğim gibi söyleyemem ama zaten yakın zamanda bunun üzerine de ayrıca konuşuruz diye tahmin ediyorum. Olabilir. Şeyi de soralım ben. Marmara'nın incileriyle döşenmiş bir kolyem var. İnci kolye hoşuma gidiyor. Ben formsuzluğu seviyorum. Hoşuma giden şey içime sadıksa ve benim karakterimden bir parça da olsa yansıtıyorsa onun üzerinde taşımayı seviyorum biliyorsun. Bir sürü takılar da ondan dolayı geliyor. Evet Marmara'nın incileri diyebiliriz. Verecek bir hanımefendi var mı peki şu an hayatında? Yok. Artık yok maalesef. Ağlıyorum şu an. Yok. Ben şu an bütün benliğimle işime odaklanmış vaziyetteyim. Bir de sanat iyileştiricidir. O yüzden öyle bir yoldayım. Daha iyileşemeyen yaralar var ya. Bak tehlikeli sorular. Var tabii ki abi. Neden olmasın? Hepimizde olduğu gibi değil mi? Evet aynen öyle. Hepimizde olduğu gibi. İnsanı insan yapan şeyler, mutlulukları ve güzel tecrübeleri olduğu kadar acıları ve oradan çıkardıkları dersler bence. Ben de öyle bir süreçteyim. Dönüşüyorum, iyileşiyorum. Zaten bu acılar değil midir insanı daha güçlü kılan, daha fazla motive eden? Sanırım. Sanırım. Merakla bekliyoruz o zaman projeleri. Çok teşekkür ederim. Sağ ol sir. Emeğinize sağ olun.